yatak serilip Ertuğrul Gazi'nin orada yatması için Allah'tan rahatlık dilenerek odadan ayrıldıktan sonra Ertuğrul Gazi ecdadımız şöyle etrafına bakıyor. Duvarda Kur'an-ı Kerim asılı olduğunu görünce bu kitabın önünde ayak uzatılıp yatılmaz diyor. Madem ki bu kitabımız burada, ben onun önünde uzanıp yatamam diyor. Ve abdestli vaziyette oturuyor, bütün gece Kur'an-ı Kerim'e hürmet ediyor. Ve 6 saat sürüyor bu durum. 6 saat. 6 saat Kur'an-ı Kerim'e hürmet ettikten sonra sabah namazı için gelip odada uyandırmak istedikleri zaman bakıyorlar ki Osmanlı'nın ilk soy ağacı kökü o şeyde Kur'an-ı Kerim'e karşı hürmetkar bir vaziyette oturuyor. Diyorlar ki niye uyumadınız? Rabbimin kelamı burada. Onun karşısında uyuyamam diyor. Ve ondan sonra da kendisine rüyada Hızır Aleyhisselam şu müjdeyi veriyor. Kur'an-ı Kerim'e 6 saat hürmet ettiniz. Her saati için 100 sene saltanat verildi neslinize. Bakınız. Her saat hürmet için senin nesline 100 sene saltanat verildi der. Müjde eder. Hakikaten Osmanlı'nın dini celili İslam'a hizmet ve imparatorluğu 630 senedir. Ve 630 sene imparatorluk dine hizmet etmiştir. Sırf Kur'an-ı Kerim'e hürmetinden dolayı. Size bir hikayeyi nakletmiyorum. Size bu hususta bir söylediğim sözler, açınız şeyde Osmanlı arşivleri vardır. Eskiden şeyde Cağaloğlu'nda bir okulun içe bünyesindeydi. Şimdi zannediyorum Haliç'e taşıdılar. Orada Osmanlı belgelerinin içerisinde bu söylediğimin tutanağı ve belgesi mevcut. Yani bu bir hikaye değil, bir vakadır. Osmanlı belgelerinin içerisinde belgesi de vardır. Hatta bir başka belge daha vardır. Bu Kur'an-ı Kerim, o hürmet edilen Kur'an-ı Kerim, Abdülhamid Han Hazretleri'nin tahta cülusunun bir merasiminde elinde bulunan hangi ailedeyse o ailenin reisi Abdülhamid Han Hazretleri'ne getirip ecdadınızın huzurunda diz çöküp 6 saat hürmet ettiği Kur'an-ı Kerim şu Kur'an-ı Kerim'dir diye Abdülhamid Han Hazretleri'ne hediye etmişlerdir. İşte biz Kur'an-ı Kerim karşısında ecdadımız bu idi. Bugün de onun torunları olarak Kur'an-ı Kerim okunduğu yerde bu şekilde hürmetkar olmalıyız. Kur'an-ı Kerim'e hürmet 2 türlüdür. Bir, kendisine bizzat abdestsiz dokunmamak. Belimizden aşağı hürmetsizlik ifade edecek bir şekilde bulundurmamak ve ona hürmet etmek. Birinci şekli budur. İkincisi, onu düzgünce okuyup içinde ifade edilen hükümlere riayet etmek. Yani ne dediyse emir veya yasak onlara uymaktır. Fakat son zamanlarda bizim memleketimizde bu ikinci husus biraz ihmale uğramıştır. Neden ihmale uğramıştır? Çünkü Kur'an-ı Kerim'den bir uzaklaşma devri olmuştur. Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşma devri olmuştur. Ve o devrin neticesidir ki insanlara Kur'an-ı Kerim öğretme mecburiyeti kaldırılmış ve hatta öğrenme imkanı ve fırsatı temin edilmemiştir. Edilemediği için de hatta daha da acı bir şey durum. Bunun bir herhangi bir siyasi mülahazanın veya siyasi bir anlayışın tenkidi için söylemiyorum. Bir vaziyet tespiti olarak söyleyeyim. Öyle zamanlar gelmiş ki memleketimizde Kur'an-ı Kerim okumak adeta suç sayılarak yaşlı ninelerimiz
evlerinin bir köşesinde Kur'an-ı Kerim okurken çocuklarına yavrum jandarma geliyor mu gelmiyor mu dikkat edin diye köyün giriş yolunu gözetlemek durumunda kalındığı devirler olmuş. Yanlış mı söylüyorum? Efendim, ha. Bunlar gelip geçmiş. Allah-u Zülcelal'ı o günleri bize tekrar göstermez. Ha. Onun içindir ki Kur'an-ı Kerim okumaya karşı bir geri kalmışlığımız var. Ben bu bakımdan şeye gittiğim zaman gerek ömre ve gerekse hacca gittiğim zaman Kabe'de, Medine-i Münevvere'de dünyada gelen diğer Müslümanlara dikkat ediyorum. Bakıyorum orada Afrika'nın zencisi, efendim Afganistan'ın dağ başındaki köylüsü, daha bir başka yerdeki insanlar, mesela İran'dan gelen Acemler, orada bakıyorum, açıyor Kur'an-ı Kerim'i, yüzünden hepsi okuyabiliyor. Kur'an-ı Kerim'i okuyamayan insanlara bakıyorum, bizim memleketimizden gelenler. Bu büyük bir kayıp değil midir? Ha. Ama bunu zaman zaman hissedenler olacaktır. Şöyle, bakınız, bizde bir Müslüman, zannediyorum 2 sene veya 1 sene önce burada esnaftır. Zengin de bir vatandaşımızdı. Kendisine bazı hocaefendiler gelir, konuşur, eder. Onlar da ne der? Efendim bizim şöyle bir hizmetimiz var, bize yardım et derler. O da yardım eder. Yardım eder. Ama hiçbir zaman, yahu kardeşim sana Kur'an-ı Kerim de okutalım. Sen madem ki bizlere yardım ediyorsun bu dini hizmete, sana Kur'an-ı Kerim de okutalım diye böyle bir şeyi hatırlayıp teklif etmezler. Ve bu zat onların da teşvikiyle ömreye gider. Ömreye gider. Sonra da der ki ben bir de hacca geleceğim. Hacca gittiği zaman bakar orada herkes Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Bu yalnız kalıyor. Bu defa için için kendisine diyor. Ya ben niye bu adamlardan ayrı kalıyorum? Bunlar Kur'an'ı okuyabiliyor da ben niye okumuyorum? Bu defa içinde şöyle bir duygu uyar. Ya bu hocaefendiler bana geliyor benden yardım istiyor da niye bana Kur'an okumayı şimdiye kadar tavsiye etmediler? İçin için onlara kızmaya başlıyor. Kızmaya başlıyor. Ve nihayet adam bunu düşündükçe derinleşiyor. Derinleştikçe hırslanıyor. Derken Arafat'a çıkıyorlar. Arafat'ta ona gelip yardım alan hocaefendi de orada. Artık adam daha fazla dayanamıyor ve orada patlıyor. Diyor ki hocaefendi şimdiye kadar bana gelip yardım istiyorsun. Niye bana Kur'an-ı Kerim'i öğreteyim diye teklif etmedin? Bak herkes okuyor ben yalnız kaldım. Kendimi burada mahrum hissediyorum. Şimdi elimi kaldıracak Hazreti Allah'a seni şikayet edeceğim diyor. Bu defa arkadaşlar diyorlar ki tanıyanlar aman burası Arafat'tır. Burada bu işin şakası falan olmaz. Hazreti Allah anında kabul eder. Dönünce sana Kur'an öğreteceğim, söz veriyorum böyle bir şikayette bulunma diyor. Ve döndükleri zaman Kur'an-ı Kerim okuduklarını ben de gördüm. Allah razı olsun. Yani bu ihtiyacı bu insanlar hissedecekler ve bu noksanlarımız telafi edilecektir. Yalnız şunu da gördüm. İranlı geliyor şeyde Mekke Kabe'de, Mekke-i Mükerreme'de ve Medine-i Münevvere'de Kur'an-ı Kerim'i alıp okuyor, yere koyup başını da üzerine koyarak yatıyor. Osmanlı'da bu yoktur işte. Osmanlı okumasını bilmese de onu hürmetle alıp yukarıya kaldırıyor. Neden? Ecdadından böyle bir edep geliyor ona. Sizin de dikkatinizi herhalde çekmiştir. Ben defalarca alıyorum orada Kur'an-ı Kerim'i, yukarı kaldırıyorum, İranlı yüzüme bakıyor, ne yapıyorum diye. Kitabıma hürmet ediyorum diyorum. Evet, neden kaldırıyorsun der gibi böyle ışınla bana bakınca ben de kitabıma hürmet ediyorum diyorum. Bu anlayış yok maalesef. Onun için biz de gayet güzel elhamdülillah, Allah'a çok şükür için o taraf var. Şimdi
Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Öyle değil. Kardeşlerim, bir şey soralım kendimize. Neye göre Müslümanız? Öyle mi? Eğer nüfus cüzdanımızdaki İslam'dır diye bir hane var, hani dininedir diye bir kısım var ya, orada İslam'dır diye yazıldığına göre ben Müslümanım diyorsak, onda bizim rolümüz yok, onu babamız yazdırdı. Veya annemiz yazdırdı. Yani o daha o nüfus dairesinde nüfus cüzdanı, hüviyet cüzdanı tanzim edilirken daha biz doğru dürüst süt emmesini bilmezken onu babamız veya annemiz yazdırdı. Bizim onda rolümüz yok. Biz niye böyle Müslümanız? O zaman bu suali sorunca hanımlı erkekli kulaklarımızı dört açıp ya hakikaten ben niye böyle Müslümanım diyebilmemiz lazım. Nüfus cüzdanında böyle yazıyor. E diyorum o babanın işi, o annenin işi, senin işin değil o. Öyle değil mi? Ha. Şimdi sorsam hangimiz nüfus cüzdanımızı elimize aldık da nüfus dairesine benim Müslümanlığım şuna yazıver diye gidip nüfus dairesinde böyle bir ihtiyaç hissettik. Yok böyle şey. Onu babalarımız, annelerimiz yazdırdı. Ha, o zaman biz Müslümanlığımızı şöyle gözden geçirmeli dedi. Ben niye göre Müslümanım? Ben Hazreti Muhammed'in Mustafa'nın tarifine göre Müslümanım. Benim peygamberim o. O bize tarif etti. Nasıl etti? Bir gün sahabeleriyle oturuyordu. Peygamberimiz sahabelerle konuşuyordu. Sahabelerin bulunduğu o meclise bembeyaz üzerine elbise giymiş, simsiyah saçlarıyla dikkat çeken bir yabancı geldi. Geldi. Ve o mecliste gidip Peygamberimizin önüne oturdu. Hiç yabancılık çekmeden oturdu ve Peygamberimize şunu sordu. İslam nedir? Müslüman kime derler ya Resulallah dedi. Demek ki bizimle alakalı bir şey soruyor. Bakınız. İslam nedir? Müslüman kime derler ya Resulallah dedi. O tanımadıkları zaten. Sahabeler tanımıyor. Peygamberimiz de şöyle buyurdu. İslam kelime-i şehadeti okumaktır buyurdu. Ha, o zaman bizim hemen kendimize dönüp elhamdülillah ben mümin ve Müslüman. Kelime-i şehadeti okuyor muyum? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Kelime-i şehadet okuyor. Tamam, o zaman Peygamberimiz kelime-i şehadeti okumaktır dedi. Burada uygun. Neye uygun? Peygamberimizin tarifine uygun. İki, Peygamberimiz devam etti. Namazı kılmaktır. Orucu tutmaktır. Zekatı vermektir. Hacca gitmektir. İslam budur. Bu zamanlara Müslüman denir buyurdu. Ha, ondan sonra biz dönüp kelime-i şehadetten sonra namaz mevzuunda durumum nedir diye kendimize sormamız lazım. Gelin müşterek. Biz burada ben Antalyalıyım. Siz Erzincanlısınız. Ama bölgemizden, coğrafyadan evvel alem-i ervahta her birimiz Cenab-ı Hakk'a Rabbimiz Allah'tır demiş ve Müslümanlıkta kardeş olarak bu aleme gelmişiz. Öyle mi? Yani coğrafyadan evvel beraber İslam kardeşiyiz. İslam kardeşi olarak bir araya geldik, dini meselelerimizi konuşuyoruz. Konuşuyoruz. Burada eksiğimiz dile gelebilir. Kırılmak, darılmak yok. Vakit kaybetmeden noksanımızı tamamlamamız lazım. Fazlalığımız dile gelir. Yine kırılmak, darılmak yok. Belki fazla öğreniyor, fazlayı iyi diye öğrenmişizdir ama ölçüye uygun değildir. Onu da ölçülü hale getireceğiz. Şimdi oturup samimiyetle soralım. Kelime-i şehadeti okuduktan sonra ben elhamdülillah Müslümanım dediği halde namazını ihmal eden var mı yok? Efendim, ne dersiniz? Ha. Bakınız, burada bizim Müslümanlığımız eğer böyle bir yer namazını ihmal eden varsa Peygamberin tarifine uygun bir İslam olmadı burada. Burada bir eksikliğimiz var. O zaman bunu hemen tamamlamamız lazım.
içinde bulunduğumuz Recep-i Şerif ayı, 3 aylardan olan Şaban-ı Şerif ayı girmek üzere, bu aylar bu iş için büyük bir fırsattır. Fırsattır. Ha, o zaman biz kendimize çeki düzen verip, ondan sonra da İslamlığımızı ön plana çıkararak hareket etmiş olduğumuz zaman, her birimiz ferdi hayatında bir mücadele başlatmış demektir. Neye karşı mücadele başlatmıştır? Öğrenerek cehalete karşı. Cehalete karşı. Ama biz öyle biliyoruz diyen alimler biliyoruz ki, o alimiz diğerlerin içinde de bu hataları işleyenler var. Onların da insanoğlunu iyi tahlil etmemiz lazım. İnsanoğlunun içerisinde menfi ve müsbet güçler vardır. Bunların adı şudur. Biri nefistir. Nefsin merkezi iki kaşım arasıdır. Bütün vücuda sirayet etmiştir. Buna nefis derler. Bu devamlı insanlığa kötülüğü emreder insana. Hepimizde vardır bu. Hepimizde var. İki kaşımızın arası merkezi bütün vücudumuza yayılmış şer kuvvetlerin başıdır. Dışarıdan yardımcılar vardır. Nedir yardımcısı? Şeytandır. Şeytanlaşmış insanlardır. Onlar ona yardım eder. Yine bizim içimizde ruh-u meleki vardır. O yardımcısı akıldır, aklı meattir. Dışarıdaki evliyaullah'tır, peygamberlerdir ve iyi insanlardır. Bunlar da onun dışarıdan yardımcılarıdır. Her ikisi insan vücudunda var. İnsanın bir yerini teslim almak istiyor. Neresini? Kalp dediğimiz sahayı.